Genel terimi 2n-5 olan sayı örüntüsünün ilk 4 terimi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Genel terim 2n-5'miş. Burada birinci terime başlarken bir vererek başlıyoruz neye yerine bir veriyorum neye yerine bir verdiğimde iki kere bir iki eksi beş çıktı eksi üç İki verdiğimde iki kere iki dört eksi beş çıktı eksi bir üç verdiğimde üç kere iki altı bir dört verdiğimde iki kere dört sekiz üç eksi üç eksi bir bir üç olacak dört terimi doğru cevabımız balık kesir olacak. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? Birinciye bakalım. Kuralı 3N artı 5 olan bir sayı örüntüsünün 7. terimi 26'dır. 7. terim 26 ise 3N artı 5'te 7 koyduğumuzda N yerine 3 çarpı 7 artı 5 eşittir 26. Bu doğru. 2'ye bakalım. Kuralı 2n-4 olan sayı örtüsünün 3. terimi negatif bir tam sayıdır. 2n-4 diyor. 3. terim olduğuna göre 2 çarpı 3 eksi 4. 2 kere 3 6. 6'dan 4 çıktı. 2 negatif bir tam sayıdır. Yanlış. 2 yanlış. 3'e bakalım. 5, 8, 11, 14 şeklinde devam eden sayı örtüsünün 40. terimi 122'dir. Şimdi bakın burada 3'er 3'er artıyor. O zaman bunun genel terimi 3N. Bakın 1 verdiğimde 5 olması için ne lazım bana? 2 lazım. Yani genel terimi 3N artı 2. 40. terimi ne olur? 3 çarpı 40 artı 2 eşittir 122. Gördüğünüz gibi bu da doğru. 4'e bakalım. İlk 5 terimi 0, 1, 2, 3, 4 olan sayı örüntüsünün kuralı n eksi 1'dir. O zaman bakın birer birer arttığı için bunun genel terimi n'dir. İlk birinci terimi bir koyduğumuzda sıfır olması için ne lazım bize? N-1 Yukarıda verilen şekil örüntüsünün genel terim aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyorum bir tane üçgenimiz var. 4 tane 7 tane. Nedir? 3'er 3'er artmış. O zaman genel terimimiz ne olacak? 3N Buradan 1 verdiğimde 1 elde etmek için ne çıkarmam lazım ben buradan? Eksi 2. Bakın 1 verdiğimde 3 kere 1, 3. 2 çıktı 1. 3 kere 2, 6. 2 çıktı 4. 3 kere Yukarıda ilk 3 adımı verilmiş olan şekil örüntüsünde adım sayısı ile nokta sayısı arasındaki ilişkiyi veren örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birinci adımda 3 tane nokta var. İkinci de 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Dördüncü de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane var. Bunu gördüğünüz gibi 4'er 4'er artıyor. O zaman genel terimim ne olacak? 4 n Buradan birinci adımda 3 tane olduğu için 4 kere 1, 4. 3 elde etmem için ne yapmam lazım benim? 1 çıkarmam lazım. O zaman genel terimim ne olacak? 4 n Eksi 1 cevap. Dikildiğinde 60 cm olan bir fidan her ay 4 cm uzamaktadır. Buna göre fidanın boyunun aylara göre değişimini gösteren cebesel ifade aşağıdakilerden hangisidir? O zaman dikildiğinde 60 cm olduğu için bir kere 60'ı koyuyoruz kenara. Artı her ay 4 cm uzadığı için yani birinci ay 4 cm, ikinci ay e, ne olacak uzama toplamı 8 cm, 12 cm devam edecek. O zaman ne diyoruz? 60 artı 4N genel terimimiz cevabımız 4N 60 artı 60 Ceyhan olur. Aşağıda karelerin içerisinde yazan sayılarla etrafındaki oklarla gösterilen sayılar arasında bir ilişki vardır. Tüm karelerde aynı ilişki bulunduğuna göre soru işareti yerine kaç yazılmalıdır. Şimdi burada ilişkimiz şöyle bakın 6'dan 3 çıktı 3. 7'den 1 çıktı 6. 3 kere 6 18. 7'den 5 çıktı 2. 20'den 15 çıktı 5. 5 kere 2 10. 8'den 4 çıktı 4. 9'dan 3 çıktı 6. 4 kere 6 24. Buradan da 3'ten 1 çıktı 2. 5'ten 2 çıktı 3. O da nedir? 6. Soru işareti yerine ne gelecek? 6 gelecek. Cevabımız Adana 6 olacak. Yukarıda kibrit çöplerinden oluşmuş örüntünün genel terimi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Birinci adımda 2 tane kibritimiz var. İkinci de 1, 2, 3, 4, 5 tane 3. de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Bakın kaçer kaçer artıyor. 3er er artıyor. 3-3 artıyor. O zaman genel terimimiz ne olacak? 3 n 1 verdiğimde 3 kere 1, 3, 2 elde etmek için ne yapmam lazım? Birinci adımı hep e, bakıyorum. E, eksi 1 çıkarmam lazım. O zaman genel terimim ne olacak? 3 n eksi 1. Doğru cevap denizle. Genel terimi 2n-3 olan sayı örüntüsünün 8. terimi ile 11. terim arasındaki fark nedir diyor. 2n-3 ise 11. terim 11. terim 2 çarpı 11 eksi 3. O da 22 eksi 3, 19. 8. terim 8. terim 2 çarpı 8 eksi 3. 2 kere 8, 16. 3 çıktı. 13. Aradaki fark ne olur? 6. Doğru cevabımız Ceyhan 6 olacak. Yukarıdaki şekilde eşit uzunluktaki çubuklarla şekildeki kareler oluşturulmaktadır. 4 tane çubuk ile bir kare oluşturulmaktadır. Şekil aynı örüntüyle devam etmektedir. Kullanılan çubukların sayısı 247 olduğuna göre kaç tane kare oluşturulmuştur? Şimdi bakın ilk karemiz 4 tane çubukla oluşuyor. Sonraki kareler hep 3 tane çubukla oluşuyor. Bakın 3 gördüğünüz gibi hep 3 tane. O zaman e, birinci kare sadece 4 çubukla sonraki oluşan kareler hep 3'er çubuk eklenerek oluşuyor. O zaman bizim genel terimimiz şöyle yapabiliriz. 4 artı 3 n yapabiliriz. Bu genel terimimiz 4 n artı 3 n artı 4. Şimdi 247 tane çubuk kullanılmış. O zaman birinci kare için 4 kullanmıştık. Geriye burayı için kaç tane kalır? 243 tane çubuk kullanılır. O zaman 3 ne? 243 ise 243'ü 3'e bölerim. 8 kere 3 24. 3 de 1 defa. Demek ki 81 tane kare oluşuyor burada. Bir de başlangıçta 4 çubuklu oluşturduğumuz kare var. Toplam kaç tane karemiz oluşur? Toplam Yukarıda belirli bir kurala göre oluşturulduğun sayı örüntüsünün 3 terimi verilmiştir. Şimdi bakın burada e, birinci terim A'ymış. 2. terim 17. terim B. 20. terim C. C-B eksi 9. Yani C ile B'nin arasında 9 fark var. Bakın bu arada ne var? Hangi terimler var? 18- 19 20. terim. Yani 1 2 3 3 e, sayı var arada toplamda. 3 aralık var. 9 sa demek ki artış miktarı nedir? 3'tür. O zaman ben buna e, ne diyebilirim? 3'er 3'er artıyor. Yani 3 ne? Diyebilirim. O zaman e, A neymiş? 4'ün karesi eksi 3'ün karesi. Yani 16 eksi 9 eşittir 7. A ne olacak? 7 olacak. Buradan bize niye soruyor? 75. terimi soruyor. Şimdi 7 ise artış miktarı 3 ne dedik. 3'er 3'er artıyor. O zaman genel terimini yazabilirim ben bunu. Nasıl yazarım? 3 ne? Ne yerine 1 koyduğumda 7 elde etmem lazım benim birinci terimi. Nasıl elde ederim? 3 ne artı 4 şeklinde. Yani genel terimimiz ne olacak? 3n artı 4. Genel terimi bulurken nasıl buluyoruz? Önce artış miktarına bakıyoruz. Artış miktarı nedir? 3. 3n ne? yazıyorum. Sonra birinci Birinci terim 2 olan aşağıdaki sayı örüntüsünün diğer terimleri verilen kurala göre devam etmektedir. Buna göre bu örüntünün 20. terimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 8 8 arttığına göre genel terimi bulurken 8 ne? Şimdi birinci terim imiş. 1 koyduğumda ne yerine? 8 kere 1 8. 2 elde etmek için ne yapmam lazım benim? 6 çıkarmam lazım. 8 ne? Eksi 6. Yani genel terimim bu. Bana 20. terimi sorduğu için 8 çarpı 20 eksi 6. O da 8 kere 20 160. 6 çıktı. 150. Aşağıda birim karelerde oluşturulmuş bir süsleme verilmiş. Bu örüntüde kırmızı boyalı birim kare sayısı 42 olduğuna göre toplam birim kare sayısı kaçtır? Bakın 2 mavi 3 kırmızı 2 mavi 3 kırmızı yani 5 tane birim karede 3 tane kırmızı var. Yani 5 tane de 3 tane kırmızı var. Bize 42 tane kırmızı kullanılmış. Bakın burada 42 kırmızı kullanıldığına göre bu 14 katı bu da 14 katı olacak. Toplam birim kare sayısı ne olur? 70 tane birim kare olur. Doğru cevabımız Ceyhan 70. Yani burada üçer üçer arttığı için bu 14 tane adım olması lazım. 3 birinci adımda 3 tane, ikinci adımda 3 tane, 3 tane 42 olması için 14 adım olması lazım. Bir adımda toplam 5 tane olduğu için 14 çarpı 5'ten 70 olur cevabımız Ceyhan.